Türkiye'nin yılanlarından bir tanesini almaya gidiyoruz arkadaşlar. Yok, neden? Çünkü bugün yeni araba alıyoruz. Arkadaşlar sizce yeni aldığım araba ne? Ne? Yaz abi yoruma, şu an yazmanı istiyorum. Herkese merhaba, ben Kasım. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün sabah İstanbul'da böyle sabahın erken saatlerinde kalktık. Tabii başlıkta da görüyorsunuz, kapak fotoğrafında da görüyorsunuzdur bir şeyler arkadaşlar. Bugün çok heyecanlı bir gün. Bugün yeni bir araba alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin en yüksek, en büyük arabalarından bir tanesi bizlerde var arkadaşlar. Bu sefer yukarı değil, tam aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Türkiye'nin yılanlarından bir tanesini almaya gidiyoruz arkadaşlar. Yani detayları zaten yolda konuşacağız. O yüzden havaalanına gitmemiz gerekiyor. Acilen uçağı yakalamamız gerekiyor. İstanbul'dan Giresun'a gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni arabamız videosu başlasın. Gençler, çok heyecanlı. Bakmayın, daha yeni uyandım. Bir de dün offroad videosu vardı. Geç geldik. Burayı bugün için yetiştirmemiz gerekiyordu. Geç çıktık ofisten falan. O yüzden biraz hem yorgunum hem de uykusuzum. Birazdan açılacağım zaten, merak etmeyin, uçaktan sonra. Çok heyecanlıyım. Yani çok heyecanlıyım, öyle söyleyeyim. Çok önemli bir yere gidiyoruz. Çok önemli bir arabayı almaya gidiyoruz. Benim için çok önemli. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Konuşacağız daha. Şu an biraz dinlenmem lazım. Dinlenmem lazım. Arkadaşlar havaalanına geldik. Bir tık uçağı kaçırma ihtimalimiz var Enes. Biraz hızlı olmamız lazım. Biraz koşturarak gideceğiz. Çünkü kaçırırsak öğleden sonrasına buluyor. Öyle. Bir adam hiç mi alışkın olmaz bu işlere ya? Hiç. Ne yapacağımı şaşırıyorum biliyor musun bazen Enes? Erken gelmezsem var ya, tamam yandım. Havaalanında yandım yani. O kadar panikliyorum. Evet. 10 dakika sonra ama kapı açılacak. Daha kapı açılmamıştır. Şu an çaktırmadan konuşuyorum Enes'le. Yanımda bir tane ufaklık var. Simit yiyor ve ben diyetteyim. Yaklaşık 30 gündür böyle şeyler yemiyorum. Ve çıtır çıtır. Oh, ayran da meyve suyu da bir şey içiyor. Şu an kafayı yiyorum. Arkadaşlar Giresun'a geldik. Giresun havaalanındayız. Şu an kendime çok rahat hissediyorum. Niye biliyor musun? Yine büyük şehirden geldik. Yine başka bir şehire geldik ve küçük bir şehire geldik ya. Burada bile o sakinlik var ya. O İstanbul'daki hani kargaşa. Hava da çok güzel şu anda. Rahatım şu an ya. Şu an çok mutluyum biliyor musun? Sakin. Havaalanına indim. Sakinim abi. Moralin yükseldi zaten abi. Ne? Enerjin mi? Evet. Tabii daha bir şeyler yesem daha çok yükselecek de. Tam 32 saattir hiç karbonhidrat almıyorum arkadaşlar. Ama almama gerek var mı kardeşim? Yok. Neden? Çünkü bugün yeni araba alıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Daha açılayım, daha da şey söyleyeceğim size de. Arabayla ilgili bir nedeni var. Nereden geldi aklıma, nasıl bulduk, ne oldu falan. Onların hepsini anlatacağım, merak etmeyin. Bir de bizi Giresun'da birisi karşılayacak şimdi arkadaşlar. O da sürpriz. Hadi bakalım, havaalanından çıkıyoruz. Bizi alacak olan birisi vardı burada da gelmemiş. Sürpriz bir isim. Sürpriz o. Gençler, kahve aldık burada bir yerden. Kahve keyfi yapacağım ya. Şu an tadını çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Şu an çünkü benim için ne var biliyor musunuz? Şu an çok güzel bir sürprize gidiyoruz. Kendim için bir sürprize. Ne yapayım abi? Herkese sürpriz yap. Selma'ya, Bianca'ya. Kendimize de yapmayalım kozipler. Yapalım değil mi? O sürprize hemen ulaşmak istemiyorum şu an mesela biraz. Tabii arzu azdırıyorum. Kendimi azdırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kim var burada. Bak kim var burada. Bakın kim var bak. Bakın kim var. Dur dayı, kahveyi bir yere koyayım. Bakın kim bizi karşılıyor. Hoş geldin oğlum. Giresun'a geldik. Ne haber abi? Sağ ol oğlum. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Hoş geldin Enes. Bulduk abi. Ne haber? Bir tokalaşalım. İyisin. Nasıl arkadaşlar geçtim? Dayım hanım köylü oldu. Giresun'a ev aldı. Giresun'a taşındı. Ne haber dayı? İyi. Merhaba arkadaşlar. Yolculuk nasıl geçti? Güzel. Uçtuk işte. İyi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dayımın makine de burada bu arada. Dayı makine fena yalnız ha. Yok.
Arkadaşlar böyle bir şey mi alsaydık yoksa ya? Ne aldık sizce? Bu arada bir şey mi hiç sormadım size. Arkadaşlar sizce yeni aldığım araba ne? Zaten kapak fotoğrafını göremediniz, siyah. Ne yaz abi, yoruma şu an yazmanı istiyorum. Bu arada arkadaşlar toplamda iki tane araba baktım. Biri Ordu'daydı. Bu aldığım araba, yani alacağım araba, bugün alacağım araba normalde ondan daha önce bakmıştım. Adamla konuştum. Bütün gün işte plan yaptık. Dedim ben uçağı alacağım dedim. Bundan tam 3 gün 4 gün önce. Dedim geleceğim dedim. Adam vazgeçti araba satmaktan. Zaten konuşurken de öyleydi. Adam diyordu ki ben araba satma niyetim yok diyordu. Seviyor arabasını adam bildiğin. Temiz bakmış çünkü araba temiz. Ya dedim beni niye oyaladın falan filan. Neyse biraz bozuldum ben. Sonra dedim ki ama dedim ben dedim bir hafta içinde alacağım bu arabayı. Eğer tekrar düşünürsen olur dedim. Sonra cumartesi günü diğer araba için işte Ordu'daki bir araba vardı. Ordu'daki arabaya dayımları gönderdim. Dayı dedim hani bir bakar mısınız size zahmet? Bir okeylerseniz ben geleceğim alacağım arabayı dedim. Dayımlar tam oraya giderken küt adam mesaj attı bu sefer sabah. Dedi ki ya ben dedi satıyorum arabayı dedi. Karar verdim dedi. Almak istersen dedi falan filan. Dedim o zaman kardeşim geliyoruz. Şimdi buradan Giresun'a gidiyoruz arkadaşlar. Giresun'a gidiyoruz. Giresun'da önce bir bankaya gideceğiz. Ufak bir işimiz var. Oradan da araca gideceğiz. Araca. Ama öyle hemen götürmeyeceğim sizi, merak etmeyin. Atlamayın lan videoyu. Videoyu atlamayın sakın. Aktekin ne haber? İyi, sağ ol. Hoş geldiniz. İyi. Araba nerede? Şu arada bir tane bir şey görüyorum ama. Yok. Yok. Hemen şu aradayım. Öyle mi? Arabaya bir gidelim o zaman önce bir. Bir görelim. Arkadaşlar da bir görsünler. Onlar da merak ediyorlar. Tabii. Tekrar hoş gel gidelim. Hoş bulduk. Sağ ol. Arkadaşlar şimdi arabaya gidiyoruz. Daha arabayı hiç bahsetmedim size. Kapak fotoğrafında da göremediniz. Şimdi göreceksiniz. Aptekin önce satmıyordu. O yüzden şu an direkt notere gitmek istiyorum. Çünkü her an vazgeçebilir. Her an hiç, yani hiç vazgeçebilir. Buldun mu arabanı? Ne yani, Grand mı Honda. Yine? Dediğin istediğin araba mı? Honda Civic düşündüm. Bakalım. Öyle mi? Bir tek mi yoksa? Yok, bir tek değil ya. O kadar çıtamız yok. Galiba eşin de galiba karşı çıkıyor böyle hızlı falan diye galiba. Ya hem hızlı hem küçük. Sürat arabası olduğu için. Bu arada ilk spoiler'ı aldınız arkadaşlar. Araba spor ve hızlıymış. Hem ondan biraz işte karşı çıktı. Hem de bir tek kapı olduğu için. Tek kapı kadınlar için bayağı sıkıntı oluyor. Tabii bizde de bir heveslik vardı. Değil mi? Ya şu anda hevesliğini de atamadık ama. Yapma. Olsun. Nasıl? Senin yaş kaç? Yaşım 30. Tamam canım almışsın. Oha! Makine burada kardeşim. Abi harbiden resimlerde ne gördüysem o. Gram şey olmadı yani. Ya ben zaten Aptekin'in vazgeçmesinden arabanın dedim ki bu arabayı almamız lazım. Varmış. Vallahi nasipte varmış. Çok güzel, tertemiz. Nasıl gençler? 106 GTI alıyoruz arkadaşlar. 106 olduğu için illaki sağ solu yapılmıştır. Ufak tefek kazaları da belki olmuştur ama iyi yapılmış ve iyi bakılmış. Sen zaten çok iyi bakmışsın belli. Dedim ki ben bu arabayı zaten dedim dokunmayacağım. Şöyle kaplatacağım dedim güzel. Siz zaten az buçuk neler olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Yarın bir gün dedim 200 sene sonra dedim yine dedim almak istersen gel. Buradan video kamerada da söylüyorum. Piyasa hep artıyor ama ben senden ne fiyata aldıysam aynı fiyata sana tekrar geri vereceğim. Bak videoda söylüyorum bunu. Eyvallah. Yani... Arkadaşlar nasıl makine? Jilet daha dur konuşacağız sizde. Bakar mısınız şuna? Ya ben İstanbul'da bir arabalar bak. Arabanın içine biniyorum. Arabanın içi sanayi kokuyor. Yani bu sorun arabaları çıkartacak. Zaten genelde yükleme yaparlar. Genelde aynen öyle. Yükleme, gazlamak için yükleme yaparlar. Ama bu arabayı işte çok fazla öyle beyin yazılım filan çok fazla oynanmamış bir araba. Süper. Ben her şeyi vites topuza kadar hep sizlerle birlikte yapacağız bu arabayı arkadaşlar. Modifiye edeceğiz. Orijinalini bozmadan ama dediğim gibi. Boyayı bozmayacağız. Dışını kaplatacağız. İşte belki içeriye bir şey koltuklara kılıf yapacağız ama orijinal kılıfları duracak üzerinde. Hani böyle hep o orijinalliği kalacak. Biz üzerine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Güzel olacak ya. Valla şu an çok heyecanlıyım. O zaman yani, kardeşim notere gidelim mi? Aklımda da bayağı bir işlemleri vardı ama şu an size nasip oldu. İnşallah. İnşallah. Bana da yaz onları işlemleri. Ben çok unuttum çünkü. En son 15-20 yıl önce modifiye ediyordum. Dayım bilir o benim manyak dönemlerimi. Çok rahatsızdım o dönemler gerçekten. Kafam full araba. Araba aşk yaşıyordum ve benim şimdiki eşim, o zamanlar sevgilim, kıskanıyordu. Arabayı bir insan kıskanır mı ya? Ben neymiş de... yıkıyormuşum her gün. Ona o kadar vakit ayırmıyormuşum. Aynen bunu diyordum. Aynı ona. Mevzu benim eşimde var, mı? Var yani. Oğlum yani yankı bu arabayı görünce ne yapacak bilmiyorum çünkü akülü arabasının iki katı kadar yani, falan çünkü çok yani. Ufak. Çok hoşuna gidecekti yani yankının, bayılacak. Bir de bu aralar spor araba düşkün arkadaşlar, şok yani, olacak. Güzel bir hediye gibi. Aynen öyle olacak. Arkadaşlar şimdi plakayı söküyoruz. Arkadaşlar şimdi plakaları aldık, ruhsata gidiyoruz. Araba tam minnoş değil mi ya? Bakar mısın minnoş ya? Ya Aptekin böyle bakıyorsun var ya, üzülüyorum ha. Diyorum ki şey oluyorum böyle ya. Ama senin gibi de temiz bakacağım ona inşallah. İnşallah. Allah bela kaza bela vermezse çünkü biliyorsun her zaman karşıdaki adam kadar şoförlüğüm var aslında. O gelip sana vurdu mu yapabileceğin hiçbir şey kalmıyor. Tam burası mı? Tamam geldik. Ha aracın ruhsatının fotoğrafını çekelim mi? Şu trafiğe ben göndereyim onu. Şeyi bağlayacaklar benim şeye.
Arkadaşlar aracı aldım. Yani alındı, ruhsatla bende hala. Şimdi plakayı da aldı. Almaya geldik. Özel plakamızı alacağız. Tabii şimdi sizlerle paylaşmıyorum plakayı. Arabanın üzerine takınca söyleyeceğim ne olduğunu. Zaten söylemeyeceğim. Göreceksiniz. Öyle yani arkadaşlar. Biz artık plakaya giriyoruz. Sonra arabanın başında tekrardan birlikteyiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yolun ortasındayız. Şu an plakamızı da taktık. Aytekin'le artık vedalaşıyoruz. Aytekin de yeni bir tane Honda Civic alacakmış yanına. O arabayı çok merak ediyorum. Lacivertmiş. Çok güzel bir şey yapacağına eminim Aytekin. Abi çok teşekkür ederim. Telefonda da çok samimiydin. Zaten arabayı başta satmaman falan. Onlar ayrı böyle arabayı sevdiğini gösteriyordu. Samimi olduğunu gösteriyordu. Arabadan çok memnun kaldık. İnşallah daha da memnun kalacağız. Sen de videoları izledikçe sen de hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Büyük bir hayranlıkla takip edeceğim. Eyvallah. Edeceğim. İstanbul'da da her zaman bir dostum var. İstediğin zaman gelebilirsin. Evim var. Gel çayımızı, kahvemizi iç. Ne yapmak istiyorsan her türlü yani. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Gel sarılayım ya. Hayırlı çok sağ ol. Eyvallah. Bizim yolumuz uzun arkadaşlar. Öncesi biraz dayımlara uğrayacağız. Bir çay kahve içeceğiz. Bir dinleneceğiz. Sonra 10 saat İstanbul yolu. Çünkü yarın offroad videosu yayında olacak. İzlemediyseniz hala gidin izleyin bu arada. Şimdi çoktan yayınlanmış olacak. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Biz Giresun'dan İstanbul'a geldik arkadaşlar. Araba arkamda, arabayı cilalattım, böyle güzel bir parlattım arkadaşlar. Arabayı sizler için çekeceğim ama öncesinde söylemek istediğim bazı şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar peki bu araba, yani spor araba fikri bana nereden geldi arkadaşlar? Geçtiğimiz günlerde Instagram story'imde eski benim sahip olduğum, yaklaşık 21-22 yaşlarında sahip olduğum 306 GT'im vardı. Onun fotoğrafını paylaştım arkadaşlar. İlk araban diye sordular bana. Onu paylaştıktan sonra böyle bazı arkadaşlar, işte buralara da yorumları koyacağım arkadaşlar, şey yazdılar. Abi eskisi gibi bir tane alıp modifiye etmen yok mu? Abi aynısını bulman yok mu? Vesaire diye böyle çok güzel yorumlar geldi. Yani arabaları seven bir kitlem olduğunu gördüm. Sadece offroad aracı değil, aynı zamanda spor arabalarını da sevdiğinizi fark ettim. O yüzden de o mesajları görünce böyle bir yükseldim. Bir azdım arkadaşlar. Sonra girdim Google'a, dedim ki kardeşim araba var mı? 306 aradım, yok. Yok yani 306 GTI yok arkadaşlar. Olsaydı onu alacaktım. Tabii 306'ın kardeşi ne var? 106 var arkadaşlar. Daha serisi, daha sporu. Bu araba, bu arada detaylarından da bir sonraki videolarda bahsedeceğim. İnanılmaz bir araba yani. Öyle böyle bir araba değil arkadaşlar. Hızlı bir araba. Ve tabii ki de plaka yaptırdık arkadaşlar. Gelin. Arkadaşlar işte görmüş olduğunuz üzere 34 KSF 31 yeni plakamız arkadaşlar. Plakayı yine böyle kendimle bağımlı, hani kendimi de içeren şeyle aradım aslında. Hani atıyorum 85 arayayım, doğum tarihim dedim. Ondan sonra yaşıma ilişkin bir şey arayayım dedim. Bulamadım. Sonrasında da hani diğer elimizde olan plakalarda çok böyle şeydi, işte 78 vardı, 85 vardı. Hani birden fazla harf olduğu için hemen 31 aldım arkadaşlar. Çünkü zaten 30'da 4 tane rakam var. 1'de de 3 tane var. Mesela 10 olsaydı KSF 10, onu alacaktım. Bu da kulağa da hoş geldiği için, rahat geldiği için hem 3-3 güzel oldu arkadaşlar. Hadi gelin şimdi arabayı şöyle bir göstereyim diyeceğim de birazdan zaten Enes hepsini klibe dökecek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tabii arabayla ilgili çok fazla planım var. Yapmak istediğim çok fazla modifikasyon var ve bunları her zaman olduğu gibi, yani ben bu arabayı alırken de sizlerle birlikte aldım. Siz istediğiniz için aldım arkadaşlar. Kendi istediğim için almadım sadece. Sizler yazmasaydınız benim böyle bir şey alma durumum yoktu. Almayı düşünmüyordum yani. Aldım. Şimdiki adımları da hep birlikte yapacağız arkadaşlar. İşte farlarından tut, arkadaki stoplarına kadar, ondan sonra ne bileyim sis farları, içeride vites topuzu, direksiyon, koltuk kılıfları, döşemeler, yani hepsini birlikte yapacağız. Daha sonrasında da artık ilerleyen süreçlerde de egzoz falan bir şeyler de yapabilirim. Ne annem biliyor bu arabayı, ne ablam biliyor, ne Selma, ne Yankı biliyor. Görmedi. Yani resmen 3 gündür arabayı saklıyorum arkadaşlar uygun zaman için. Şimdi buradan gideceğiz ve arabayı onlara göstereceğiz. Bir de birkaç tane de arkadaşım gösterebilirim. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim hemen unutmadan. Bu araca bir isim vermeliyiz. Tıpkı Rex gibi karizmatik, güçlü, gösterişli, güzel bir isim. İsim önerilerinizi yorumlar kısmına muhakkak ama muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Bu arabaya çok özeniyorum. Eminim sizler de çok özeneceksiniz. Çünkü arabanın detaylarını anlattığım zaman zaten bir sonraki videoda çok daha hoşunuza gidecek arkadaşlar. Araba çok ufak, çok minnak. Yankın akülü arabasının bir tık daha büyüğü diyebiliriz arkadaşlar. Öyle yani. Hadi bakalım. Arabayla sizleri baş başa bırakıyorum. 106 GTI. Online, a whole new generation.
fire, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.